Saatlerimiz 12.35'i gösteriyor. Kahve molasında karşınızdayız. Ve büyümenin öncü göstergesi sanayi üretiminde yükseliş seyri hız kesmeden devam ediyor. Üretim Mayıs ayında da beklentileri aşmış durumda. Yıllık artış %41'e yaklaştı son verilere göre. Aylıkta ise %1.3'lük yükseliş görüldü. Ciro endeksleri ve perakende satış hacminde de artış var. Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretiminin Mayıs performansı belli oldu. Üretim beklentilerin üzerinde arttı. Aylık bazda %1,3'lük yükseliş görüldü. Yıllıkta ise artış oranı %40'ı aştı. Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü önceki yılın aynı ayına göre %33,4, imalat sanayi sektörü de %42,8 oranında artış kaydetti. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde ise bu dönemde %20,9'luk yükseliş görüldü. Piyasadaki hareketliliğin göstergesi ciro endeksleri de yıllıkta güçlü artışıyla dikkati çekti. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin toplam ciroları Mayıs'ta 2020'ye göre %78,4 oranında artış kaydetti. Aylıkta ise %3,3'lük yükseliş yaşandı. Önceki yıla göre sanayi sektöründe ciro %90 arttı. Bu dönemde inşaatta ise ciroların %50,4 oranında yükseldiği görüldü. Ticaret sektöründe de cirolardaki artış %69,8 oldu. Hizmet sektöründe ise cirolar %74,1 oranında yükseliş kaydetti. Bu dönemde perakende satışlardaysa yıllık bazda artış, aylıktaysa gerileme görüldü. Satışlar geçen yıla göre %27 oranında yükseldi. Aylıktaysa %6,1 azaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin müjdeyi verdi. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başlandı. Bugün itibariyle SSK emeklilerinin hesaplarına Kurban Bayramı ikramiyeleriyle zamlı emekli aylıklarının yatırılmaya başlandığı belirtildi. Bağkur emeklilerinin ödemeleri ise 16 Temmuz'da gerçekleşecek. Bu bilgiyi de aktaralım hemen sizlere. Ve emekli sandığı kapsamındaki vatandaşların Temmuz ayı farkı, Temmuz aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri de 15 Temmuz'da birlikte ödenecek. Ve kahve molasına şimdi de haber turuyla devam ediyoruz. Avrupa Birliği dijital vergi çalışmalarını askıya aldığını duyurdu. G20 zirvesinde daha istikrarlı, sürdürülebilir ve adil bir vergi sistemi noktasında anlaşma sağlandığı vurgulanan açıklamada, sürecin başarılı bir şekilde tamamlanması için dijital vergi teklifine ilişkin çalışmalarımızı durdurmaya karar verdik ifadeleri yer aldı. Küresel enflasyon endişeleri sürerken Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da Haziran rakamları belli oldu. Enflasyon yıllık bazda %2,3 oranında yükseldi. Aylıkta ise artış %0,4 seviyesinde gerçekleşti. Alt kalemlerde ise en büyük artış %9,4 ile enerji fiyatlarında görüldü. Bu dönemde ülkedeki gıda fiyatları da %1,2 oranında yükseldi. Birleşmiş Milletler pandeminin başından bu yana gıda yetersizliği ve açlık üzerine en kapsamlı raporunu yayımladı. Raporda geçtiğimiz yıl dünyadaki açlık ve yetersiz beslenme seviyesinin arttığına dikkat çekildi. 5 yıl boyunca değişmeden kalan yetersiz beslenen insan sayısının 768 milyona yükseldiği belirtildi. 2021'de pandemi öncesine göre 118 milyon kişinin daha yetersiz beslendiği de açıklanan raporda, toplam sayının dünya nüfusunun %10'una denk geldiği vurgulandı. Ve Uluslararası Enerji Ajansı Haziran ayı petrol piyasası raporunu yayımladı ve bu rapora göre petrol talebinin gelecek yıl günlük 3 milyon varil artması bekleniyor. Hemen detayları aktaralım bu haberle ilgili sizlere. Rapora göre küresel ekonomideki güçlü büyüme, pandemiye yönelik aşılama çalışmalarının hızlanması ve kısıtlamaların hafifletilmesi petrol talebindeki toparlanmada itici güç olacak. Ve küresel petrol talebinin 2021'de bu yıla göre yaklaşık 3 milyon varil artışla günlük 99.5 milyon varil seviyesine ulaşılacağı öngörülüyor. 2021'de günlük 37.2 milyon varille Asya Pasifik bölgesinin başı çekmesi beklenirken bu bölgeyi 31.2 milyon varille Amerika kıtası, 14 milyon varille de Avrupa'nın izleyeceği tahmin ediliyor. Kurarlar.
Ve şimdi de piyasalardaki son duruma bakalım. Hemen sizlere ekranlarınıza yansıyacak doları ilk olarak görmekteyiz. Dolarda bir düşüş söz konusu. Dolar 8.62'den işlem görmekte. Ve Euro'ya bakıyoruz hemen. Euro'da da bir düşüş söz konusu. Euro 10.21'den işlem görmekte. Ve gram altın, gram altında da bir düşüş söz konusu ve gram altın 500 liradan işlem görüyor bugün. Ve ons altına bakalım. Ons altında da yükseliş söz konusu, 1807 dolardan işlem görmekte ons altın. Ve Borsa İstanbul, Borsa İstanbul'da da 1348 puanını görmekteyiz düşüş söz konusu borsada. Ve tahvil diyelim, tahvilde de 118 bandını görmekteyiz yükseliş söz konusu tahvilde. Ve Brent petrol diyelim, Brent petrolde de 75 doları görmekteyiz. Brent petrolde ise bir yükseliş göze çarpmakta. Piyasalar bu şekildeydi, rakamlar bu şekildeydi. Şimdi merkezin faiz kararı dedik. Nasıl piyasalarda nasıl bir hava hakim? Bunu soracağız. Mehmet Ali Yıldırım Türk bizlerle birlikte, altın ve para piyasaları uzmanı. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş buldum İlkün Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bizler ilk olarak merakla beklenen Merkez Bankası'nın faiz kararını isterseniz ilk olarak konuşalım. Faiz kararı öncesi piyasada şu an için nasıl bir hava hakim? Evet, bir faiz değişikliği beklenmiyor. Ancak toplantı sonrasında yayınlanacak olan metinde yine sıkı para politikası uygulaması kararlılığı üzerinde durulursa, yani metinde daha önce bu yayınlandığında bu metinde vardı, bu aynen devam ederse bu piyasaların beklediği bir gelişme. Herhangi bir faiz değişikliği, faiz yüksekliği beklenmiyor. Tabii burada enflasyonu ön plana almış durumda. Gerek Maliye Bakanlığı, gerekse yani ekonomiden ilgili bakanlık, gerekse Merkez Bankası özellikle enflasyonu birinci öncelik olarak almış durumda. Enflasyonda düşüş söz konusu olursa, o zaman daha önce de açıklandığı gibi enflasyon oranında küçük çaplı da olsa bir faiz indirimi söz konusu olabilir. Ama şu anda bu biraz daha ötelenecek gibi görünüyor. Çünkü hem bayrama giderken işte tatilin başlaması ve masrafların olacak olması, tatil masrafları ve aynı zamanda özellikle bu ay yapılan ve Haziran ayında yapılan ve bu aya yansıyacak olan enerji artışları, enerji fiyatlarındaki zamlar enflasyona yansıyacak. Dolayısıyla biz Temmuz ayı enflasyonunda herhangi bir gerileme beklemediğimiz için Merkez Bankası da bir faiz değişikliği yapmayacak diye düşünüyorum. Sadece orada metindeki değişiklik olursa bu belki piyasada tepki görebilir. Ama şu anda fiyat istikrarı da olduğu için herhangi bir şey yapacak kanaatinde değilim. Özellikle döviz fiyatlarında da biliyorsunuz bir miktar gerileme var. O bakımdan bunu da dikkate alır diye düşünüyorum. Ama tabii o daha güncel gelişmeler, o daha ileriye dönük bir beklenti veyahut da görüş vermiyor. O bakımdan ben yarınki toplantıda bir faiz değişikliği olacak kanaatinde değilim. Peki sizler bir sürpriz beklemiyorsunuz. Şimdi dövizde gerileme var demiştiniz. Peki altın, altındaki son durum nedir? Böyle devam edecek mi düşüş? Sizin yorumunuz ne olur bu konuda? Evet, içeride özellikle dolar TL çarpanı çok etkili altının iç piyasa fiyatı itibariyle, ama dış piyasada da özellikle bugün Amerika'dan açıklanacak enflasyon verisi var. Haziran ayı enflasyon verisi. Eğer orada bir yükseliş söz konusu olursa enflasyona karşı güvenli liman özelliği altının biraz daha ön plana çıkabilir. Dünle bugün arasında bile bir miktar fiyat yükselişli olduğunu görüyoruz. Altının onsu 1800 doların üzerinde tutulmaya çalışıyor. Sabah saatlerinde 1810 dolardı. Şimdilerde 1807 dolar civarında. Muhtemelen 1810 geçildiğinde 1825 dolara doğru önümüzdeki saatler veyahut da seanslar itibariyle görebiliriz. Bunun içeride yansımaları çok fazla olmayacak görünüyor. Çünkü bayram öncesinde bir taraftan nakit ihtiyacı için döviz bozduranlar var. Bir miktarda özellikle repoda değerlendirmek isteyen yatırımcılar var. Çünkü uzun bir tatil sürecinde günlük repo faizleri oldukça
yüksek ve bundan istifade etmek isteyenler var. Bir de özellikle kurban satışı yapanların işte döviz bozdurup kurban alıp sonra dövizden sonra kurbandan sonra tekrar döviz alma olasılığı da var. O bakımdan bayram öncesinde dövizde bir miktar satış ağırlıklı seyir görüyoruz ve tabii burası 8.60 seviyeleri dolar TL itibariyle önemli. Bunun altına gelmesi biraz zor gibi görünüyor. Şimdilik 8.60 8.65 seviyesinde diye düşünüyoruz. Bu çerçevede altının da 500 TL seviyelerinde tutulmaya çalıştığını görüyoruz. Tutulmaya çalıştığı derken içerideki dolar TL'den kaynaklanan tutulmaya çalışma. Yoksa dolar TL bir miktar yukarı yönlü seyir izlerse bayramdan sonra altının tekrar 510-520 TL seviyelerini nihayetinde kısa vadede 525 TL direncini test etmesi mümkün. Bu arada biliyorsunuz özellikle düğün mevsimi başlamış durumda. Her ne kadar fiyatlar yüksek olduğu için düğün için alınan takıların miktarlarında gramaj olarak eksikme söz konusu ise çünkü hane halkına hitap etmeyen bir TL gram fiyatı var. Örneğin düğüne hediye götürecek olanların artık çeyrek altın yerine 1 gram altın veya yarım gram 22 ayar altın tercih ettiklerini de görüyoruz. Alınan bileziklerin normalde işte 10-12 gram şeklinde veyahut da ağırlığında olduğu bir dönemde şimdilerde artık 5-6 gram 7-8 gramları tercih ediliyor. Ama bir hareketlilik gelecektir sektör itibariyle. Tabii burada 6 taksidin kredi kartıyla işlemlerin 3 taksite indirilmesi de bir miktar tabii ki bu tüketimi birazcık frenleyebilir diye düşünüyorum. O bakımdan altın fiyatlarında çok fazla bir gerileme beklemiyorum. 500 TL seviyeleri dip seviyesi gibi görünüyor. Belki 498 eğer altın onsunda gerileme olursa onu görebiliriz ama her an 505-510 TL seviyeleri önümüzdeki seanslar itibariyle de görülebilir. Peki çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız, değerli katkılarınız için. Mehmet Ali Yıldırım Türk kahve molasındaydı. Piyasaları, rakamları konuştuk, en son verileri konuştuk ve devam ediyoruz. Yerli savunma sanayinin başarısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen Defense News Top 100'de bu sene iki Türk şirketi yer aldı ve listenin zirvesini ABD'li şirketler paylaştı. Hemen detayları aktaralım. Dünya devlerinin yer aldığı bu listeye bu yıl Aselsan 48. ve TUSAŞ ise 68. sıradan girdi. Ve Aselsan böylece geçtiğimiz yıl çıktığı 48. sıradaki yerini böylelikle korumuş oldu. Listede ilk 50'de yer alan Türk şirketi de olarak tek Türk şirketi olarak da böylelikle kayıtlara geçmiş oldu. Aselsan'dan yapılan açıklamada şirket elde ettiği cirolarla rekorlar kırarken global arenada da başarılarını tescilliyor ifadeleri yer aldı. Ve listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6, Çin'den 3, Birleşik Krallık'tan da 1 şirket bulunuyor. Bu detayı da aktaralım sizlere. Gelişmeleri aktardık sizlere. Piyasadaki son durumu aktardık. Kahve molasının sonuna geldik. Hoşça kalın.